Arkadaşlar herkese selamlar. Sevgili kardeşim. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş. Aa, ne kadar ki var. Bugün Detailworks'a geldim. Aracı yani yıkatamıyordum çünkü yıkamıyor kanka. Yani Emre'yi arıyorum. Diyorum ki arabayı yıkamam lazım. Müsait misin diyorum. Müsait değil. Ben de başka yere götürmüyorum yani araba yıkaması için. Emre bizim organizasyona sağlık sebepleri yüzünden gelememişti. Onun onur ödülünü buraya teslim ettim. Alamıyorum ama o kadar ağır ki. Hatta gideyim de şurada bir yere koyayım şunu ya. Burada heba olmasın. Onur ödülünü de getiriyoruz. Dışarıda bekletin. Hayırdır lan? Nereye koyayım? Vay, bak şuraya yakışır. Ha, bak ben sana bir şey diyeyim mi? Şş, çok güzel oldu ha. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica, iyi günlerde kullan. Kardeşim, dışarıda kimse de yıkatmıyorum makineyi. Biliyorsun. Niye yıkatmıyorum? Üzüyorlar arabaları. Biraz sesli konuş. Bak insanlar diyor ki, abi diyor, kamerayı neden insanların ağzına sokuyorsun? Çünkü konuşmuyorlar. Böyleler bak. Nasıl anlayayım ben ya? Peki bu önlüğündeki kalite... Vay. Bize bugün ne yemek yapacaksın ustacığım? Bugün ama senden bir şey isteyeceğim. Makineyi ben yıkamak istiyorum. Bana göster nasıl yapıldığını. Ben hayatımda iki kere falan yıkadım otomobil. Üçüncü şimdi olsun. Bence becereceğimi düşünüyorum. Bu ne? Niye böyle bir şey aldın? Allah size akıl fikir versin inşallah. Kardeşim peki bir şey sorabilir miyim? Delikanlı gibi ama bana dürüst olacaksın. Şu direksiyon lazım mı? Sonra oradan bir tane, orada bir tane daha OMP var. Oğlum bak iki tane direksiyon var. Anahtar üzerinde kanka, ben de öyle biliyorsun. Her şey öyle yani. Makinede göstereyim. Makine leş götürüyor. Bayağı kirli kanka. Haftalardır yıkatmadım değil. Kapalı garajda durduğu için toz topladı. Baksana abi tepesine falan. Yani beni bayağı uğraştıracak bugün, bakalım. Şuraya da şimdi artık videolarda küfür etmek istemiyorum ama... Şuraya da birisi kank baksın ya oğlum yani ya bir not yapıştır de ki ya babacım kusura bakma sürttük arabana hani affına sığınıyoruz falan de bari ya. Sen ne kadar adi bir adamsın ya. Önce paspasları çıkarıyorsun arabanın içine, şuralara, buralara. Evet. Hava tutuyorsun. Ondan sonra arabayı güzel bir süpürüyorsun. Güzelce içini siliyorsun, temizliyorsun. Tamam hadi bakalım başlayalım şimdi o zaman kanka biz. Açtım. Diğer taraftan kanka. Şimdi Emre kaputu açtı ki makine soğusun diye. Tamam bu süpürgem değil mi abi? Evet. Şu bitti mi bakayım, bunu Emre'den çalmıştık. Bu bitmiş. Şunları çöpe atayım. Bunun ledlerinde arıza var. Emre yapacaktı göğe da. Askerde şimdi Emre. Gelince sormak lazım. Burada bir tane çöpümüz var. Şurada fişlerim falan var. Fişlerimi alayım. Paspas muhabbetlerini alacağım. Buraya bir hava tutacağım. Hepsini şuraya koyalım. Benim anlamadığım bir şey var. Bu arabada mesela niye arka paspas var? Arkaya oturan zaten yok ki. Burayı kapatalım çünkü dışarıdan çok ses geliyor. Çalışamıyorum öyle. Hava tabancamız bu mu? Hava tabancası bayağı güçlüymüş lan. Benzin fişidir büyük ihtimal. O fişi de alayım abi, atayım. Bu arada arkadaşlar aklınızda olsun, benzin fişlerinizi alın. Çünkü eğer makinenize benzinden dolayı bir problem olursa dava hakkınız olur. Hani abi kalsın falan diyorsun ya. O kalsın dediğin zaman kanka hiçbir şey ispat edemezsin. Benzinden kaynaklanan bir durum varsa. Geçen gün bir tane kardeşimiz mesela bana yazmış. Geçmiş olsun, motoru yanmış. İşte ben diyor faturayı almadım diyor. Ustaya dava açabilir miyim dedi. Açamazsın dedim yani. Çünkü nasıl ispat edeceksin ki? Ama elinde mesela fatura fişin olsaydı ispat edebilirdin onları.
Şoförümü beğendin mi? Şu hava kanallarında şöyle bir benim pislikler var. Onları bir almak istiyorum. Tozlar var orada bak, görüyor musun? Evet. Var mı fırçamız? Ben şimdi bununla ne yapacağım? Önce buna mı yapıyorum? Evet, ona sıkıyorsun. Tamam, biraz da oraya sık. Çalacağın yere sık işte. Tamam, çok ıslak var. Çok güzel kokuyor lan. Genzim yandı. Oğlum ne zor işmiş ya. Zor bir olay yani, öyle kolay bir olay değil. 2000 lira maaşla diyor, çalışılır diyor da ben 2000 lira maaşla ne bileyim kanka. Allah yardım etsin otoyakamada çalışanlara. Zor iş lan. Arabanın sorumluluğunu alıyorsunuz. Mesela araba çizilirse mizilirse, değil mi? Öyle bir şey olursa mesela araba çizilirse mizilirse sen karşılıyorsun değil mi öyle şeylere? Evet. Yıkamacıya ne yapıyorsun? Maaşından mı kesiyorsun? Yok, bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyor musun? Helal lan sana. Bu arada tabii bir rol askerdi ama şöyle kulaklarını da çınlatayım. Kardeşim, marş piyeli tamir etmemiz gerekiyor. Şuradaki marş piyelin tutma yerleri kırılmış. Büyük ihtimal ben biliyorsun alçak araba kullanmayı bilmediğim için bir rolcüm. Şurayı zaten ben kırdım. Burayı da çok acayip kırdım abi. Bunu da tamir edeceğim. Raylı sistemli kapılar var ya, o kapıların ray bölümüne girdi bu. Takıldı yani, o kadar alçak araba düşün. Zaten arada diyorum ya, yani çakmak bile girmez yani buraya. Kaç fıs? Kaç fıs peki? İstediğim kadar. Hepsini bitiririm ama bak. Şimdi önce sadece jantlara su tutacaksın. Aç bakayım. Tamam, bu ne? Köpük. Bu pH nötr. Bu arada sen burada ne suyu kullanıyorsun? Kuyu suyu mu? Hayır. Arıtmalı su kullanıyorsun. Ön yıkamada kaba kirlerini akıtmak için ilk yıkama diyelim. Bundan sonra bir kez daha yıkanacak. Tamam. Patron, kolay gelsin. Arabayı yıkadım. Şimdi çift kova mı yapıyoruz? Abi. Ne diyorsun ya? 10 numara oldu araba. İki kovalı sistemi kullanmamızdaki sebep neydi? Şimdi arabayı atıyorum, kaputunu yarısını, eldiveni
şampuanlı suya daldırıp yaptım. Arabadaki illaki kirli. Onu buradaki duru suya tekrar. Şu ızgaraların sebebi de kirliler dibe çöksün. Kirli daldırdığında bir daha yukarı çıkıp eldivene bulaşmasın. Adamsın ha. Detail works. Ben yapayım oğlum. Sonra demesinler bu çalışmıyor falan filan. Ne kadar koyuyoruz? Abi iki kapak koyuluyor. Ben gösterer koyacağım. İyi mi? Bunun normal su mu dolduracağım? Ben çalışmam 3000 lira maaşla ha. Bana en az 4000 lira artı 1000 liralık bahşiş. Abi yeter. Şöyle tek seferde al. Valla Kardo, sana soruyorum. Görüyorsun. Sence nasıl yıkadım? Güzel mi? Ya illa ki eksiklerim vardır. Bence hoş duruyor. Sen memnun kaldın mı kalmadın mı bana yorumda söyle, olur mu? İyi mi kötü mü ya da ne önerilerde bulunmak istersin? Bana birazcık onlardan bahset. Bu ne kanka? Güzel bir ürün. Araç ıslakken sıkıyoruz bunu. İşte aracın üstünde su olduğu gibi duruyor gördüğün evet. gibi. Herhangi bir koruma kalmamış aracın üzerinde. Çok pratik. Pratikliğine göre de çok güzel iş yapar. Şimdi bunu araç ıslakken üzerine sıkıyoruz. Sonra tekrar bir tutacağız. Zaten tutarken farkı göreceğiz beraber.
anladım ben sistemi. O senin fıs fıs olayı kaydırdı. Bak buradan da arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Boncuk boncuk. Boncuk boncuk bıraktı. E güzel. E bu şey gibi oğlum. Tamam, seramik gibi değil mi? Aa. Çok kurutmak için de vakit de kaybetmeyeceğiz. Şimdi silerken arabanın çizme etkisi daha aldı. Kanka şimdi kurulayacağız. Senin ben bezlerine hastayım Muruk. Bunun ne özelliği vardı? Çok iyi su çeker ve çok gördüğün gibi çok yumuşak. Yastık gibi lan. Çekersin, kurularsın sonra. Oğlum sen manyak mısın? Böyle araba mı kurulanır? Öyle. Kaç saatte kuruluyorsun kanka bu şekilde? Benim kendi arabam olsa veya iyi yapılmış bir güzel seramik yumuşak şey olsa beze de ihtiyaç duymayız. Havayla kuruturuz mesela. Bu ne oğlum ya? Siz kaç saatte yıkıyorsunuz oğlum arabayı? İki saat mi? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum bu arada. Sağ ol. Bizim kaç sene oldu? 15 sene oldu mu? 2005'ten bu yana. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Bende 307 vardı. Emre evde, bahçede araba yıkardı kanka. Öyle öğrendi bu işleri. Sonra parayı buldu. Koku alacağım oğlum bir tane zaten. Ben bir tane bundan aldım abi. Kokonat. En güzel parfüm bu. Videoyu kapatayım artık. Senden bir şey rica ediyorum. Nasıl yıkadın makineyi? Ben mesela nasıl yıkadım kardeşim arabayı? Güzel miydi? 10 üzerinden mi? 10 üzerinden bana puan ver. 7. Ama geliştirebilirim değil mi? Tabii ki. Hayatımda 3. kere araba yıkıyorum. Gayet iyi. Tamam, süper. Sen de bana 10 üzerinden bir puan ver. Onu da yorum bölümünde belirt. Videoyu beğendiysen böyle yapıyorsun. Beğenmediysen de gene dislike veriyorsun. Sorun yok. Yeter ki beğenmediysen de hani Burak abi ayıp olmasın diye düşünme. Dislike'ını ver kanka. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ya Burak abi bir araba mı temizlediniz? Ne cam silmişsiniz, ne toplu silmişsiniz.